Hava kirliliğini araştırmak için Iğdır'a gittiğimizde kent sakinlerinin en fazla dikkat çektiği konu çıplak gözle görülebilen Ermenistan'a ait bu nükleer santraldi. Tüm bölgeyi, dünyayı tehdit eden bir santral. Çatlak var zaten. Önemli oranda sızma olduğu söyleniyor. İnsan doğumları üzerinde, hayvan doğumları üzerinde negatif etkisi var. Sağlıklı meyveleri yiyemiyoruz. Kanser vakası Iğdır'da yoğun bir şekilde. Kaderimize terk edildik, burada ölümümüzü bekliyoruz. Bu iddialara ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Ama önce Iğdırlıların tam olarak neden bahsettiklerine bir bakalım. Metsamor nükleer santrali 1960'lı yıllara dayanan tasarımıyla dünyanın en riskli nükleer santrallerinden biri olarak görülüyor. Türkiye sınırına 17, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ise 30 kilometre uzaklıkta. Olası bir olumsuz durumdan bölgedeki en az 20 milyon kişinin etkileneceği düşünülüyor. There are growing fears that the former Soviet Republic of Armenia could suffer a nuclear disaster on a par with Chernobyl. Normal bir nükleer santral değil. Dünyanın en tehlikeli nükleer santralı. Ömrünü doldurduğu halde hala çalıştırılan. Anadolu coğrafyasının içinde yer alan dünyadaki en büyük tehlike. Kapatılma zamanı geldi de geçiyor. First of all, it will affect us, but also it may affect Turkey. We are not interested in that, Turkey is not interested in that, and international society is not interested for that. Kapatılması için Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası alandan gelen çağrılara rağmen santral en az 2026'ya kadar faaliyette kalacak. En önemli risk faktörü burada. Santralın 30 yıl için tasarlanmış bir yapı olması ve artık yaşlanması. Ama bununla ilgili önlemler de alınıyor. Peki Metsamor gerçekten dünyanın en riskli nükleer santrali mi? Ve eğer öyleyse neden hala açık? BBC Türkçe ekibi konuyu Türkiye ve Ermenistan'da araştırdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde birçok ülke gibi Sovyetler Birliği de nükleer teknolojiyle enerji üretme yoluna başvurdu. O zamanki adıyla Ermenistan Nükleer Santrali, dünyanın 205. nükleer reaktörü olarak 1977'de devreye girdi. İkinci reaktörü ise 1980'de açıldı. This was the first nuclear power plant, so far the only nuclear power plant in the region. First question, why it was built in Armenia, not in Georgia, in Azerbaijan? Of course, it was a decision made in Moscow and by Moscow. My answer is that because of physics here. Physics in Armenia was quite developed, and we have many physicists. The second is location, and basically location is being based on landscape, based on accessibility of water, because nuclear power plant needs of water for cooling, and also it was built not far from Yerevan, because of mainly people who work in the nuclear power plant are living in Yerevan. Metsamor, o dönemdeki Sovyet nükleer şartnamesine göre inşa edilmemişti. Şartnamedeki yerleşim alanlarına asgari uzaklık ve bölgedeki olası en yüksek deprem riskine karşı dayanıklılık gibi maddeleri karşılamıyordu. Santralin Erivan'a yakın olmasının getirdiği riskler Ermenilerin tepkisini çekiyordu. Ancak Erivan, Sovyetler Birliği döneminde merkezi kararlarda çok söz sahibi değildi. During the Soviet Union, there was no understanding of energetic issues in Armenia. It was one energetic system of Soviet Union, so people here didn't want to have another risks next to them. 1986'da yaşanan Chernobyl nükleer faciası sonrası tüm dünyada nükleer afet kaygısı arttı. 1988 ise Metsamor için kritik bir dönüm noktası oldu. President Gorbachev is to cut short his visit to the United States. He's going back to the Soviet Union because thousands of people have died in an earthquake in the Republic of Armenia. Santrale 75 kilometre uzaklıktaki Spitak şehri merkezli 6,8'lik deprem 25 bin kişinin hayatına mal olsa da sismik altyapısı olan santralde herhangi bir arıza yaşanmadı. Ancak Ermenistan'daki endişeler iyice arttı ve Metsamor'un 2 reaktörü de 1989'da kapatıldı. Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Ermenistan, böylece Sovyet enerji ağından çıkmış oldu. Armenia is going hungry for fuel, for food and for help from the outside world. The acute energy shortage is driving people to desperate measures. gas has been cut off for weeks. Some areas have had electricity for just 1 hour in the last 10 days. Factories and hospitals have had to close, and in the bitter cold, people have cut down telegraph poles to provide firewood. 1988 depremi, Dağlık Karabağ Savaşı ve Türkiye ile Azerbaycan'ın uyguladığı ambargo, bağımsızlığının ilk yıllarında Ermenistan'ın ciddi enerji sıkıntısı çekmesine sebep oldu. To boost electricity production, the Armenian government has now announced it's to restart the aging nuclear power plant at Metsamor, near the capital Yerevan. Bu dönemde açığı gidermek için hidroelektrik santralleri ve kömür madenlerinin açılması tartışıldı. Ancak çevreye zararlı oldukları için bu öneriler kabul görmedi. Sonuç olarak Rusya'nın da desteğiyle Metsamor'un reaktörlerinden biri 1995'te yeniden açıldı. Basically, as I know, it's the only nuclear power plant in the world that was restarted after being shut down. Dünyanın en tehlikeli nükleer santralleri arasında gösterilen Metsamor'daki sızıntı ihtimaline karşı tam kapsamlı Iğdır saha tatbikatı düzenlendi. Tatbikata katılan köylüler Metsamor'un bir an önce kapatılmasını istediler. Ağaçlara ne gibi etkisi var ki? Ağaçlar kuruyor. Ermenistan ekonomik durumu iyi değil diye buradaki insanların günahı nedir Allah aşkına? Metsamor nükleer santralinin varlığı özellikle gün be gün radyasyon sızdırdığı korkusuyla başta sınır komşusu Iğdır olmak üzere bölgede büyük endişe yaratıyor. Konuştuğumuz Ermeniler ise bu konuda çok kaygılı değil. Zaštita bolsaşkatım kani zevi zaštita neka artık kusanız apalap olur tipi et vasıtan skaneriz orada. Yine kanat nes katastrofa nara vurçil orada. Amenç devayno terayno zaštita itakato. Cancer level of Armenian statistics are saying that nuclear power plant is not a source of cancer. In Armavir region where nuclear power plant is located. The cancer level is below the average in Armenia. Türkiye'nin de ilk üyelerinden biri olduğu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, nükleer santralleri denetleme ve güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik tavsiyelerde bulunma konusunda dünyadaki en yetkili merci. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 2003 yılından beri hemen her yıl Metsamor'a gidiyor. Orada büyük ekiplerle gidiyor, uzman heyetlerle. Orada araştırma ve incelemelerini yapıyorlar. Ve burada güvenliğin iyileştirilmesi için gereken tavsiyeleri yapıyorlar. Bazı uluslararası fonlar da Ermenistan'a verildi. Son 15-20 yılda 1500-2000 kadar ek bir iyileştirme yapıldı. 1980'li yılında devreye girdiğinden bu yana çok daha güvenli. Nükleer emniyet konusunda Türkiye'deki en yetkili merci ise Nükleer Düzenleme Kurumu. Kurum sorumuz üzerine bölgeyi yıllardır yakından takip ettiklerini ve şimdiye dek hiçbir olağan dışı radyasyon değeri tespit etmediklerini açıkladı. Hem uluslararası alandaki hem de Türkiye'deki en yetkili kurumlara göre bölgede bir radyasyon sızıntısı olduğuna dair herhangi bir bilimsel gösterge yok. Bakın olsaydı biz hemen Türkiye'de bunu algılardık. RESA sistemimiz var diyorum. Radyasyon erken uyarı sistemi ağı. Bunun kısaltılmışı RESA sistemi. Bir radyasyon sızıntısı olduğu anda bunun hiçbir şekilde kaçılışı yok. Bir değil, biri çalışmazsa bakın 211 tane dedektörümüz var Türkiye çapında. Hemen algılarız. Avrupa Birliği, Bulgaristan, Slovakya ve Litvanya'daki benzer teknolojilere sahip santralleri bu ülkelerin birliğe üyelik süreçlerinde ön şart olarak koyup kapattırmıştı. AB uzun yıllardır Metsamor'un da kapatılmasında ısrar ediyor. Ancak Metsamor'un 2021'de biten işletme lisansı Ermenistan tarafından Eylül 2026'ya kadar uzatıldı. Bu arada tekrar 2020 yılında Avrupa Birliği ile yeni bir anlaşma yapıldı. Bu nükleer santralin devreden çıkarılması için bir yol haritası önerildi. Ermenistan'da tam tersi ömrünü santralin biraz daha uzatmayı planlıyor. Bir taraftan Avrupa Birliği ile bu anlaşmalara bakarken diğer taraftan Ruslarla başka anlaşmalara giriyor. Rus desteğiyle güvenlikte iyileştirmeler ve ömrünü daha uzatmak üzere anlaşmalar yapıyor. Yani gördüğüm kadarıyla Ermenistan bu santraldan vazgeçmeyecek. Peki Avrupa Birliği Metsamor'u hangi gerekçelerle kapattırmak istiyor? Öncelikle Metsamor'un teknolojisine bakalım. Metsamor ikinci nesil reaktörlerden. Bu modellerde öngerilmeli çelik halatlarla güçlendirilmiş beton yapıdan oluşan dış güvenlik kabı yok. Bu da olası bir kaza durumunda radyasyonun santralden atmosfere çıkıp yayılması anlamına geliyor. Santralin bulunduğu yerde risk faktörü. Burası 8-9 şiddetine kadar sarsıntıların oluşabileceği fay hatlarının yer aldığı bir deprem coğrafyası. This is unique modification that was made for Armenia. They took into account the seismic risks. So it should be seismic stable. But no one can say for 100% that anything is sure, but all the risks that are seen, all the risks that are calculated are being taken into account. Asıl sebebi bence kamuoyunun bu Rus tipi eski santrallara hiç sıcak bakmayışı, Çernobil'den dolayı yüksek düzeyde risk algılamasının oluşundan kaynaklanıyor. Bana sorarsanız en önemli risk faktörü burada santralın 30 yıl için tasarlanmış bir yapı olması ve artık yaşlanması. Ama bununla ilgili önlemler de alınıyor. Bir diğer risk faktörü de santralin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginlikte bir tehdit unsuru olarak kullanılması. 2021'deki 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Sözcüsü Metsamor'u vurma kapasitelerinin olduğuna dair bir tehdit savurmuştu. Metsamor nükleer santrali ile ilgili BBC Türkçe'nin görüştüğü diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin santrali, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve AB'nin çalışmaları üzerinden izlediğini söyledi. Metsamor santrali Ermenistan için hayati öneme sahip. Ülkenin enerji ihtiyacının 1/3'ünü karşılıyor. Yerine koyulabilecek alternatif kaynaklardan doğalgazın çok daha pahalı olması, hidroelektrik santrallerinin ise daha fazla kuraklık yaratması sebebiyle Ermenistan hala nükleer enerjiye muhtaç gibi görünüyor. For that reason, everyone says that as far as the nuclear power plant is safe and there is no danger of explosion, this is good that the nuclear power plant is running. Enerji kıtlığı yaşadığı günlere bir daha asla dönmek istemeyen Ermenistan'ı zor kararlar bekliyor. Someday Armenia will stop the nuclear power plant and there will be a gap of electricity that should be fulfilled with something else. Bu durumda çözüm ne olabilir? Çözüm çoğu ülkenin ve Avrupa Birliği'nin istediği gibi kapatmak şeklinde göründüyse de bu nükleer santralin kapatılması mümkün olmadı. Belli ki vazgeçmiyorlar ve vazgeçmeyecekler. Burada da bizim yapacağımız bu riskin yönetilmesi, hatta Metsamor'daki çalışmalara keşke Türk uzmanlar da katılabilse. Ama biliyorsunuz yani işin teknik yönü başka, çevrecilik yönü başka, güvenlik yolu başka, diplomasi yönü başka, siyasi yönü bambaşka. Onun için karşımızdaki mesele sadece bir teknolojik mesele değil, son derece karmaşık, çok zor ve iddialı bir konu. Metsamor, nükleer santrallerin olumlu ve olumsuz yanları üzerinden yapılan tartışmalarda bir sembol olmaya bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor.